Ekranların en eğlenceli, en keyifli yarışması ve katılması ve hatta kazanması en kolay yarışma programı Bağlan ve Kazan'dan güzel bir cumartesi akşamında herkese merhabalar diyoruz. Bugün de ekranlarınız karşısına hoş geldiniz. Bağlan ve Kazan'dasınız yarışması en kolay yarışma programı dedik. Bağlan ve Kazan'a evlerinizden, iş yerlerinizden, olduğunuz her noktadan katılabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken tek şey www.bağlanvekazan.com adresine girerek bir kereye mahsus olarak üyelik formunu doldurmak ve ardından bizleri ekranda gördüğünüzde yeşil yanan online tuşunu yeşil olarak yandığını gördüğünüz anda basarak yarışmaya katılmak. İşte bu kadar. Biz evlerinize geliyoruz. Sizlerin ekranlarına, cep telefonlarına, bilgisayarlarına konuk oluyoruz. Ve sizleri böyle kolay bir şekilde yarışmacı yapıyoruz. Bu akşam da yine birbirinden özel sorularımız ekranlarda sizlerle olacak. Çok hızlı ve dikkatli olmanızı her zaman olduğu gibi sizlerden rica edeceğim. Çünkü biliyorsunuz hem süreli yarışıyorsunuz hem de sorulara doğru yanıt vermeniz gerekiyor. Ve her gece olduğu gibi bu gecede sadece ve sadece bir kazanan olacak. Şu anda beni izliyorsanız belki bu sizsiniz. O yüzden çok dikkatli olun. Her hafta olduğu gibi buradan gururla Bimex'ten 1000 TL'lik hediye çekini bizlerden alıp gidin. Gönlünüzce harcayın diyorum. Özellikle çok özel sorularımız olacak her hafta olduğu gibi. Yine genel kültür soruları, spor soruları, edebiyat soruları, aklınıza her alandan sorular olacak. Aklınıza gelecek soruları özellikle altını çizerek sizlerle paylaşmak istiyorum ki lütfen sakın ben bu dalda çok iyiyim demeyin. Çünkü sorularımız tamamen karışık ve özel bir uyarı yapmak istiyorum. Soruları ben dahil, buradaki ekip arkadaşlarım dahil bilmiyorlar. Özellikle bizlere bunun sorularını soruyorsunuz. Acaba soruları biliyor musunuz diye havuzdan karma bir şekilde geliyor. Ve ben de bu ekranda sizlerin sunucusu olarak ve bu programı sizlerle paylaşan olarak ilk defa panoda görüyorum ve sizlere okuyorum. Bu yüzden bunu özellikle belirtmek istedim. Birbirinden özel yarışmacılarımız oldu bugüne kadar. Çok kıyasıya rekabetin olduğu eğlenceli, keyifli yarışmalar çıkarttık. Ve her gece olduğu gibi geçen haftada dahil birbirinden özel insanlar yarıştı ve bir kişi bu yarışmayı kazandı. Belki şu anda bu sizsiniz. Yarışmacı olmaya hak kazanmak için formlarınızı doldurmanızı birazcık daha bekliyorum. Özellikle şu anda hızlı bir şekilde formlarını doldurmak için çabalayanlar varsa onlara da kısa bir zaman kazandırayım. Ve formu doldurduğunuz anda unutmayın, yarışmacı olmaya hak kazanıyorsunuz. Yarışmacı olmak için online tuşunu yeşil olarak gördüğünüzde bu tuşa basmanız gerekiyor. En önemli nokta bu. Ondan sonra zaten sorularımız geliyor. Birbirinden özel soruları cevaplıyorsunuz ve tahmin sorusuna kadar ilerliyoruz ki tahmin sorusu da bugün şu an karar vermiş değilim. Yine sizlere çok ilginç bir soru soracağım ve sadece bir kazanan olacak ve bu geceyi sonlandıracağız. Bugün kameraman arkadaşım Ruhi burada. Ona da hoş geldin demek istiyorum. Özellikle uzun zamandır soruyordunuz Ruhi nerede diye. Keyifli bir yarışma olacağını düşünüyorum Ruhi. Sence de öyle geçecek mi? Hemen senin de bir onayını almak istiyorum. Gördüğünüz üzere Ruhi de hazır. Bizler de hazırız. Ekip arkadaşlarım hazır. Sizlere kısa bir süre daha vermek istiyorum. Özellikle formlarınızı doldurmak için kısa bir süre daha tanımlayalım ki herkes yarışsın istiyorum ve her hafta katlana katlana ilerliyoruz. Her geçen bir haftayı geride bıraktığımızda çok daha fazla katılımcı oluyor. Bakalım bugün kaç kişiyle yarışacağız, yüzdelik oranlarımız ekrana gelecek, kimlerle yarışacağız, onlar ekranlarınıza gelecek. Ben de meşhur duvarımda bunları sizlerle paylaşacağım. Eğer sizler hazırsanız şöyle bir kısaca geçen hafta kazananı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çok da eğlenceli bir yarışma olmuştu. Dilerseniz şimdi geçen haftanın VTR'sini şöyle kısaca bir izleyelim kazananı. Ardından sizlerle burada tekrar buluşalım. Bağlan ve Kazan ekibine teşekkür ederim. Yarışmaya katılmama vesile olan yeğenim Ahmet'e ve çekivereceğim kızıma iyi günlerde harcamasını dilerim. Kesinlikle
Kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz. Gördüğünüz üzere elinde de çeki, 1000 TL'lik Bimex'ten hediye çekini aldı bizden geçen hafta. Gönlünce harcasın diyoruz. Çok da eğlenceli bir yarışma olmuştu. Bugün belki de siz kazanacaksınız ve haftaya kısmet olursa bizler ekranda sizi de paylaşacağız. Bu yüzden lütfen dikkatli olun, soruları doğru okuyun, zamanla yarıştığınızı unutmayın. Ve özellikle yapılan bir hata var ki cep telefonundan yarışan yarışmacılarımız böyle bir anda yanlışlıkla alttaki şıkka basıp elenebiliyorlar. Lütfen buna da dikkat edin diyorum. Bugün merak ettiğim bir konu var. Şu anda Türkiye ve yurt dışından yarışmacılarımız olacak mı? Özellikle her hafta değişiyor biliyorsunuz katılımcılarımız. Önce onu merak ediyorum. Dilerseniz istatistiklerimizde ona bir göz atalım. Bakalım kimlerle hangi ülkelerden yarışacağız? Oranlarımıza bakalım. Sonrasında tabii ki merak ettiğim diğer bir konu eğitim durumları. Yani mezuniyet dereceleri. Acaba bu hafta kimler olacak eğitim düzeyleri olarak incelediğimizde, yaş gruplarını değerlendirdiğimizde, yine her hafta olduğu gibi öğrenciler yoğunlukta olacak mı? Onu çok merak ediyorum. 18-24 yaş aralığımız meşhur aralığımız ki onlara güveniyoruz ama gördüğünüz üzere geçen hafta kazanan bu sistemi birazcık bozmuştu. Bakalım bugün neler olacak? Ben şöyle yavaştan duvarıma yaklaşmak istiyorum. Meşhur duvarımda sizlerde hemen paylaşmak istediğim ilk konu tabii ki nerelerden bugün yarışmacılarımız olacak? Onu çok merak ediyorum. Acaba Panom ilk olarak bunu benimle paylaşacak mı? Hemen dönüyorum duvarıma doğru. Bugün yarışmacı olarak nerelerden acaba bizlere katılanlar olmuş? Görmek istiyorum diyorum. Ve şöyle bakıyorum. Tabii buna geçmeden önce derken geçtik. Hemen dönüyorum. Fransa ve Türkiye'den var. Bugün sadece Türkiye değil. %1 Fransa, %99 Türkiye var. Yaş gruplarımız da geldi. Meşhur yaş gruplarımız. Onu da çok merak ediyorum. Birazdan online tuşumuz yeşil yanacak. Bu arada onu hemen hatırlatmak istiyorum. Sizlerin birazcık da heyecanı dinsin diye. Bakalım 18-24 yaş gruplarında %61. Yine en büyük sırayı onlar çekiyor. 25-30 yaş grubunda %14. 31-37 yaş grubunda %7. 38-43 yaş arasında %4. 44 ve üstü tecrübeli yaş grubu dediğimiz yaş grubu da %14 gözüküyor. Peki eğitim durumlarımız neler? Ben bunu da çok merak ediyorum. Dilerseniz onlara da bir göz atalım. İşte meşhur eğitim durumu grafiğimiz de ekrana geldi. Hemen başlayalım. Doktora %1, yüksek lisans %3, lisans %60, ön lisans %8, lise %21, İlköğretimde %7. En büyük oranı sizlerin de gördüğünüz üzere şu anda üniversite yani lisans grubu üstlenmiş. Üniversite mezunlarıyla yarışacağız çoğunluk olarak. %60'lık bir grup bizlerle yarışacak. Çok da kıyasıya bir rekabet olacağını düşünüyorum. Online tuşumuz ne alemde? Ben bunu çok merak ediyorum. Acaba meşhur online tuşumuz şu anda yeşil mi? Onu da çok merak ediyorum. Ben de bugün bakalım kimler yarışmaya katılacak, kimler katılamayacak meşhur online tuşumuz. Gördüğünüz üzere grafiklerimiz ekrandaydı. Grafiklerimizde de değerlendirmemizi yapmış olduk. Acaba şimdi sizler hazırsanız yarışmamız başlasın mı diyorum. Online tuşu yeşil yansın mı diyorum. Böyle bir de tabii merak ettiğim bir istatistik daha var ki eğer programımızı her hafta izliyorsanız o istatistiği de merak ettiğim istatistiği tahmin etmişsinizdir. Hadi bu sürpriz olsun diyorum. Bakalım benim yine önemsediğim bir grafiğimiz duvarımıza gelsin. Ve işte çalışan, çalışmayan, emekli, ev hanımı, öğrenci gruplarımız ekranımıza geldi. %25'lik grup çalışan, %10'luk grup çalışmıyor. Emekli olarak %2'leri görmekteyiz. %7'lik bir grubu ev hanımları üstlenmiş. Öğrencilerimiz de yine yüksek bir oranla %58'lik bir grupla şu anda bizlerle yarışmacı olma hakkını elde etmiş ama online tuşuna basmamışlar. Online tuşu çok önemli. Online tuşu ekrana gelir gelmez yeşil yandığında bu tuşa basıyorsunuz ki yarışmacı olma hakkını elde edin diyorum. O halde ben artık konuşmalarımı bitiriyorum. Sizlerin formlarınızı doldurduğunu düşünüyorum. Bu yüzden hemen duvarıma yaklaşıyorum. Şu meşhur online tuşumuzu bakalım yeşil göreceğiz mi? Ekranımıza online tuşumuzu istiyorum. Bakalım online tuşumuz nasıl yanacak? Lütfen çok hızlı olun. Yeşil gördüğünüz anda da bu tuşa basmanızı sizlerden rica ediyorum.
Bakalım. Ve işte meşhur ekranımız bağlan ve kazan logosuyla online tuşumuz da yeşil olarak ekranlara yansıdı. Şu andan itibaren bu tuşa bastığınız anda yarışmacı oluyorsunuz. Çok önemli bir nokta. O halde hemen bu tuşa basın ve ardından da sorularımızı sizlerle paylaşalım. Acaba diyorum ilk sorumuz hangi alanlardan gelecek? Çünkü ilk sorular çok önemli. Bu arada online tuşu için özel bir hatırlatma daha yapayım. Kısa bir süreliğine sizleri bekleyeceğim. Çünkü herkesin bugün, bu akşam bizlerle yarışmasını istiyorum. Formu doldurup da online tuşuna basamayanlar varsa onlar için de kısa bir süre daha tanımlamak istiyorum. Onlar da haklarını kaybetmesinler. Bu kadar uğraştınız, formları doldurdunuz. Umarım online tuşunda yeşil olarak gördünüz ve bastınız. Son olarak birazcık daha bekleyelim. Şöyle yarışmacılarımızın sayısı da artsın. Yaklaşık olarak acaba bugün de kaç kişiyle yarışacağız? Ben de çok merak ediyorum. Çünkü online tuşu biliyorsunuz değişken bir tuş. Çünkü ekranda gördüğünüz formu doldurduğunuzdaki sayıyla online olanların sayısı değişiyor. Çünkü online tuşuna basmayı unutanlar oluyor. Onları da bekliyoruz kısa bir süreliğine. Şöyle sizlere zaman kazandırmak istiyorum. Ekranlarını yeni açanlar varsa bağlan ve kazandasınız şu anda. Yarışmacı olma hakkınızı formu doldurduysanız kazandınız. Ama yarışmacı olmak için online tuşuna basmanız gerekiyor diye hatırlatıyorum. Bu arada sosyal medyadan ve sizlerden de çok güzel eleştiriler alıyoruz. Özellikle programın içeriğini soranlar oluyor, soruların değişip değişmeyeceğini soranlar oluyor. Her alandan sorularımız geliyor diye onlara da elimizden gelince ulaşmaya çalışıyoruz. Tek amacımız bu geceyi bir kişi olarak kazanan olsun ve 1000 TL'lik Bimex'ten hediye çekini alsın istiyoruz. Şimdi dilerseniz artık kısa kısa cümlelerimizin sonuna gelelim. Şöyle ben meşhur duvarıma doğru yaklaşayım ve ilk sorumu ekrana istiyorum. Bursa'nın trafik plaka kodu kaçtır? A 16, B 15, C 17, D 18. Bursa'nın trafik plaka kodunu sorduk. Süremiz gördüğünüz üzere düşüyor. İlk soru için kolay olabilecek bir soru. Belki Bursa'dan katılan yarışmacılarımız var. Onların kesinlikle doğru yanıtı bulacaklarını düşünüyorum. Ve süremiz doldu gördüğünüz üzere. 16, 15, 17, 18 Bursa'nın trafik plaka kodunu sormuştuk. Şıklarımız ekranımızda. Şimdi bakalım hangileri yanlış tuşlardı. Onları sizlerle paylaşalım. İlk soru için acaba elenenler olacak mı onu da merak ediyorum. A, B, C ve D şıklarım ekranda. Acaba hangileri yanlış diyorum? C, D, B yanlış cevaplardı. A 16 Bursa'nın trafik plakasının koduydu. İlk soru için kolay olabilecek bir soru diye düşünüyorum. Acaba bunda elenenler oldu mu? Birazdan grafiğimizde göreceğiz. Peki bu soruya evli ve bekar olarak değerlendirdiğimizde nasıl bir sonuç almışız? İstatistiklerimizde diyorum. Hemen duvarıma doğru hafiften yaklaşıyorum. Evli ve bekarlar bu soruya nasıl bir katılım göstermişler diyorum. Ve ekranıma bu grafiği istiyorum. Bursa'nın trafik plaka kodunu sormuştuk. Yanlış cevaplarımız yandı. Doğru yanıtımız 16'ydı. Bakalım bekarlar %71, evliler de %29 oranında bu soruya katılım göstermiş. Yalnız bu soruda elenenler olmuş. A şıkkında %95'lik bir başarı görüyoruz. B şıkkı %1, C şıkkı %1, D'de de %3 olmak üzere de yanlış cevaplayanların yüzdeliğini görüyoruz. Demek ki yine elenenler olmuş ilk soruda. Üzülmesinler, önümüzdeki haftaya onlar yine yarışmacı olma hakkını elde edebilirler. Ama biz bu soruyu doğru yanıtlayanlarla yola devam ediyoruz. Şimdi ikinci sorumuz hazırlanıyor. Havuzumuz soruyu karıştırıyor ve ben duvarıma dönüyorum. İkinci sorumda duvarıma istiyorum diyorum. 17 doğal sayısı Roman rakamları ile nasıl yazılır? Evet, 17 doğal sayısının Roman rakamları ile nasıl yazıldığını sormuştuk. A, B, C ve D şıklarında sayılarımızı görmekteyiz. Roman rakamları olarak acaba 17 sayısı hangisine tekabül ediyor diye sorduk. Süremiz doldu. Gördüğünüz üzere şu an itibariyle bu soruya yanıt hakkınız bitti. Birazdan ekranlarınıza bu soruyla ilgili yanlış cevapları isteyeceğim. Bu sorunun yanlış cevapları yandıktan sonra doğru yanıtı gördüğünüzde eğer bu şıkkı işaretlediyseniz yarışmanın diğer sorularına geçme hakkını elde edeceksiniz. Şöyle duvarıma dönüyorum. A, B, C
C ve D şıklarına bakıyoruz. Acaba hangileri yanlış diyorum. D, C, A şıkları yanlıştı. B şıkkı sorumuzun doğru yanıtıydı. Sizlerin de görmekte olduğu üzere X, 10 ve 5 ve 2 çubuk 17 Roman rakamı özellikle bu soruda belki heyecanla yenik düşmüş olanlar vardır diye düşünüyorum. Peki bu soruya katılım gösterenler arasında eğitim durumları grafiğimiz nedir? Onu ekranımızda görmek istiyorum. Acaba eğitim durumlarına göre özellikle öğrencilerin bunlara çok aşina olduğunu düşünerekten grafiğimiz ekranımıza geldi. Doktora %1, ilköğretim %6, lisans %63, lise %19, ön lisans %8, yüksek lisansta %3 oranında katılım göstermiş mezuniyet derecelerine göre. Hemen şıklarımızı kontrol ediyoruz. B şıkkında %96'lık bir doğru yanıtlama yüzdemiz varken A şıkkında %2, C şıkkında %1, D şıkkında yine %1'lik bir yanlış cevaplama bölümü var. Yani %4'lük bir kesimde bu soruda elenmiş yine şu an itibariyle bu rakamları doğru yanıtlamayarak. İlerliyoruz. Birazcık heyecanınızı yendiğinizi düşünüyorum. Sorularımız da arda arda gelecek. Dilerseniz 3. soruya hemen hazırlanalım. Acaba 3. sorumuz hangi alandan gelecek? Öncelikli olarak ben de bunu çok merak ediyorum. İlk iki sorumuz ekrandaydı. Ve 3. sorumuzu duvarda görelim. Bakalım hangi alandan? Tavlada şeşpeşin Türkçe karşılığı hangisidir? A 6-6, B 6-5, C 6-4, D 6-3. Tavlada şeşpeşin Türkçe karşılığı hangisidir sorusunu yönelttik. Şıklarımız ekranınıza yansıdı. Son bir saniye derken süremizde şu an itibariyle sesi duyduğunuz doldu. Acaba bu şıklardan hangisi doğru yanıt şeşpeş için? Şimdi dilerseniz yanlış cevapları almak üzere yine panomun yanına yaklaşıyorum. Fazla da uzaklaşmıyorum panomdan. Çünkü her an bir soru ve grafikle onu izleyip takip etmem gerekiyor. Ki sizlere de özel bir şekilde bu grafiği aktarayım. Yanlış cevaplarımızı yakalım diyorum. C, D, A şıkkı yanlış, 6-5 şeşbeşin Türkçe karşılığıydı, B şıkkı sorumuzun doğru yanıtıydı. Bunda merak ettiğim konu şu olacak benim grafik olarak değerlendirdiğimiz zaman. Acaba yaş gruplarında bu soruya nasıl yanıtlar gelmiş? Ben yaş grupları grafiğimizi ekranda görmek istiyorum. Acaba yaş gruplarında B şıkkını doğru olarak kaç kişi yanıtlamış? 18-24 yaş %56 oranında, 25-30 yaş %12, 31-37 yaş %8, 38-43 yaş arası %7, 44 ve üstü de %18 oranında katılım gösterirken B şıkkında %76'lık bir doğru yanıt görüyoruz. Diğer oranlara baktığımızda A şıkkı 6-6 olan şık %15'lik bir yanlış cevaplama oranına sahip. C'de %8, D'de de yine %1 oranında. Yani yine %76'lık bir doğru yanıt varken aslına bakarsanız 3. soru için büyük bir oranda da yanlış cevap var. Bayağı bir elenen oldu diye düşünüyorum şu anki katılımcılardan yaş gruplarımızda. Şimdi meşhur anketimiz ekranlarınıza gelecek. Anketle ilgili değerlendirmenize herhangi bir elenme söz konusu değil. Sadece sizlerin fikirleri, düşünceleri, eleştirileri için bu anketi yapıyoruz. Sizlerin fikirleri bizim için çok önemli. Ekrana gelen anket sorusunu yanıtlamanızı sizlerden rica ediyorum. Ama bunda herhangi bir şekilde kaybetme ya da kazanma yok. Sadece sizlerin fikirlerini önemsediğimiz bir soru. Şimdi duvarıma dönüyorum. Bakalım bu gecenin anket sorusu neler? Türkiye'de en iyi hizmeti sizce hangi akaryakıt istasyonu veriyor? A. BP, B. Shell, C. Opet, D. Petrol Ofisi. Sizin en çok memnun olduğunuz ve Türkiye'nin en iyi hizmeti sizlere sunan akaryakıt istasyonunun adını sorduk anket sorumuzda. Cevaplarımız A. BP, B. Shell, C. Opet ve D. Petrol Ofisi. Fikirleriniz bizim için önemli. Bunları değerlendirmeye alacağız. Anket sorumuzu bir kenara bırakıyoruz. Şimdi yarışmacılarımızdan özellikle sizlerden dileyim bu soruda çok doğru yanıtlar vermeniz. Çünkü artık yarışmaya başladık ve devam ediyoruz. Şimdi dilerseniz ekranımıza yepyeni sorumuzu alalım. Acaba hangi daldan gelecek? Ben de açıkçası çok merak ediyorum. Bir önceki soru aslında çok da kolay bir soru değildi 3. soru için. Ben yavaştan duvarıma yine yaklaşmak istiyorum. Meşhur panom
Sizlerle sorularımızı paylaştığımız panom. Yepyeni sorum panomda gözüksün diyorum. Bakalım yepyeni sorumuz hangi alandan gelecek? Şöyle birazcık da sizleri heyecanlandırmak istiyorum. Acaba spordan mı gelecek, edebiyattan mı gelecek ya da başka genel kültür alanından mı gelecek? Panomdan bakalım hangi sorunun yanıtı gelecek diye bekliyoruz. Ve şu an itibariyle sizlere uzun bir süre tanımak istiyorum. Neden dersiniz? Çünkü 3. soruda çok fazla elenen olduğunu düşündük. Bayağı bir %76'nın haricinde doğru yanıtın yüksek oranda da elenenler vardı. O halde birazcık sizlerin sakinleştirelim. Heyecanınızı bir kenara bırakın. Bu arada yepyeni sorumuz her an duvarınızda olabilir. Hazırlıklı olun çünkü böyle çok ani bir şekilde sorumuz gelebilir panomuza. Bu yüzden kontrollü olun. Sizlerden özellikle bunu istiyorum. Çünkü bir anda duvarınızda soruyu görebilirsiniz. İşte bağlan ve kazanın farkı da bu. Sorular her an gelebilir. Hiç tahmin etmediğiniz yerden gelebilir. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Soruları doğru okumanız gerekiyor. Anket sorumuzun hemen ardından eğer heyecanınızı birazcık olsun yatıştırdıysanız sorumuza hazır olmanızı özellikle sizlerden istiyorum. Çünkü ansızın ekranınıza gelecek hem dikkatinizi özellikle ölçeceğimiz hem de soruyu doğru yanıtlamanız sayesinde yarışmaya devam edebileceğiniz bir soru olacak. Bu yüzden benim konuşmama takılmayın. Siz mutlaka sorunun ekrana yansımasını bekleyin diyorum ki her an sorumuz ekrana yansıyabilir. Bu arada ekranlarını yeni açanlar Bağlan ve Kazan'ı izliyorsa bu nasıl bir yarışma programı, neler yapıyorlar burada diyorlarsa Bağlan ve Kazan yarışması ve katılması en kolay yarışma programı dedik. Yapmanız gereken şey sadece formu doldurmak ve online tuşunu görünce yayına katılmak. Ve işte sorum geldi. Şu an itibariyle soruyu yakaladıysanız ırgat diye tabir edilen işçiler hangi iş kolunda çalışır? A. Sanayi, B. Tarım, C. Balıkçılık, D. Denizcilik. Irgat diye tabir edilen işçiler hangi iş kolunda çalışır sorusunu yönelttik. Sesi duydunuz. Şu an itibariyle süremiz doldu. Acaba sorumuzun doğru yanıtı ne? Tabii bunu öğrenmek için yanlış cevaplarımızı mutlaka yakmamız gerekiyor. Bu sorunun yanlış cevapları birazdan yanacak ve doğru yanıtımızı öğrenmiş olacağız. Irgat diye tabir edilen işlerin hangi iş kolunda çalıştığını sormuştuk. Ben yavaştan şöyle duvarıma doğru gitmek istiyorum. Yanlış cevaplarımız yansın diyorum. Denizcilik, balıkçılık, sanayi yanlış, tarım, ırgat diye tabir edilen işçilerin hangi iş konuda çalıştığı alanı ifade eden doğru yanıtımızdı. B şıkkı tarımdı. Bu soruya acaba hangi istatistikte değerlendirme yapsak diye birazcık düşünüyorum. Bekarlar, evliler çok olmaz bu soru için. Eğitim durumları olabilir, yaş grupları olabilir. Dilerseniz yaş grupları olarak bir değerlendirelim. Bakalım yaş gruplarından bu soruya katılım oranlarımız neler olmuş? Hemen meşhur duvarıma doğru ilerliyorum. Yaş grupları grafiğimizi ekranda gördüğümüz anda bu soruya katılım oranlarını sizlerle paylaşacağım. Acaba bu grafikte neler olacak yaş gruplarında? 18-24 yaş grubu %60, 25-30 yaş grubu %12, 31-37 yaş grubu %6, 38-43 yaş grubu %7, 44 ve üstü %15 oranında katılım göstermiş. Yine büyük çoğunluğu 18-24 yaş grubu üstlenmiş %60'lık katılımla. Yarışmaya devam eden ülkeler önemli bir konu. Fransa %1 oranında yarışmaya hala devam ediyor. Türkiye'de yine %99. Şu anda Fransa ve Türkiye olarak yarışmaya katılım gösteriyor ülkeler. Çok da iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Sizler hazırsanız yepyeni sorumuz da hazırlansın. Havuzumu şöyle harmanlarken bakalım hangi soru ekranımıza düşecek. Ben yine meşhur duvarıma doğru ilerlemek istiyorum. Hadi sizlere bir tüyo vereyim. Genel kültür alanından bir soru gelecek. Yeni sorumuz duvarımıza gelsin diyorum. Bir şeyi yaptırmak için birini zorlamak, baskı yapmak anlamına gelen deyim hangisidir? Dar boğaz, pis boğaz, sık boğaz, boş boğaz. Bir şeyi yaptırmak için birini zorlamak, baskı yapmak anlamına gelen deyimi sormuştuk. Sesi duyduğunuz üzere süremiz doldu. Birazdan ekranlarınızda göreceksiniz. Yanlış yanıtlarımızı yakacağız. Hatta ben duvarıma doğru birazcık yaklaşayım. Yanlış cevaplarımız yanmadan önce acaba dar boğaz,
pis boğaz, sık boğaz ve boş boğaz şıklarından hangileri yanlış diye ekranımda görmek istediğimi söyleyeyim. Duvarımda onları sırasıyla yakalım. Acaba hangi şıklarımız yanlıştı diyorum. Bekliyorum bakalım hangileri yanacak. Ve boş boğaz, pis boğaz, dar boğaz yanlıştı. Sık boğaz etmek, bir şeyi yaptırmak için birini zorlamak, baskı yapmak anlamına gelen deyimimizdi. Genel kültür dalında bir soruyu yönelttik sizlere. Bu soruyla alakalı olarak grafik özellikle sizlerle paylaşmak istemiyorum. Heyecanınız devam ederken hızlı bir şekilde ilerleyelim. Bir sinema sorusu almayı tercih ediyorum. Acaba nasıl bir soru olacak? Bakın hemen tiyosunda sizlere verdim. Sinema ile ilgili bir soru ekranlarınıza gelecek. Hadi bakalım duvarımızda görelim. Babam ve Oğlum hangi yönetmenimizin filmidir? A. Yılmaz Erdoğan, B. Çağan Irmak, C. Ezel Akay, D. Reha Erdem. Babam ve Oğlum çok güzel bir sinema filmiydi. Eğer izlediyseniz o sahnede ağladığınıza eminim diyorum. Çünkü o sahneyi ağlamadan geçen herhalde izleyici olmamıştır. Çok özel bir filmdi. Gerçek anlamda izlediğim en özel Türk sinemasından örneklerdi diyebilirim. Eski sinema filmlerini saymazsak tabii. Ama yeni dönem içerisinde değerlendirebileceğimiz bir filmdi. Babam ve Oğlum hangi yönetmeninizin filmidir sorusunu yönelttik. Süremiz doldu. Dilerseniz yanlış cevaplarımızı sırasıyla yakalım. Sizlerle onları paylaşalım. Yanlış cevaplarımızdan sonra da eğitim durumlarındaki grafiği görmek istiyorum ki ben acaba eğitim durumunda bunlara da nasıl katılım olmuş. Yanlış cevaplarımız sırasıyla yansın. Yılmaz Erdoğan, Ezel Akay, Reha Erdem yanlıştı ve Çağan Irmak yeni neslin en önemli yönetmenlerinden bir tanesiydi ki Babam ve Oğlum filmi hakikaten adını çokça bahsettiğimiz, konuştuğumuz bir sinema filmi olmuştu ki çok da duygusal bir sahneyle filmin sonuna gelinmişti ki hepiniz hatırlarsınız o koşma sahnesini. Tabii oyunculuklar da çok özeldi. Çok iyi oyuncular bu filmde yer aldı. Filmin kalitesine de etki etti. Bakın ben konuşurken grafiğim ekranlara geldi ve diyor ki eğitim durumlarına göre bu soruya kimler katılmış Emre diyorlar. Doktora %1, ilk öğretim %6, lisans %66, lise %17, ön lisans %5, yüksek lisansla %4 oranında katılım göstermiş. Şıklarımızı değerlendirelim hemen. A şıkkında %5 oranında bir yanlış yanıt var. B şıkkında da %95 oranında doğru yanıtı görmekteyiz. %5'lik bir kesimle bu soru için yine yollarımızı ayırmışız. İlerleyen sorulara geçmek için maalesef onların hakkı kalmadı. Önümüzdeki haftayı beklemelerini onlardan rica ediyorum. Her zaman bağlan ve kazanda yarışmacı olabilirsiniz. Peki yeni sorumuz gelsin mi ekranlara böyle hızlı bir şekilde giderken? Hemen panomuza yaklaşalım. Yepyeni sorumuz panomuzda yansısın diyorum. Kalın ünlü harfleri sayan bir öğrenci hangisini bu listeye almalıdır? A. T, B. Ş, C. O, D. Kalın ünlü harfleri sayan bir öğrenci hangisini bu listeye almalıdır sorusunu yönelttik. Süremiz doldu. Aslında kolay ama bir o kadar da kafa karıştıran bir soru olduğunu düşünüyorum. Bu soruda çok fazla elenen olacak diye de bir fikrim var. Ama birazdan yanlış cevapları yakıp grafiğimizi istediğimizde bunu görebileceğiz. Acaba hangi yanıtlarımız yanlış? Ben onları çok merak ediyorum. Bakalım hangi yanıtlarımız yanlış? B, A, D şıkları yanlıştı. C şıkkı yani O bu sorunun doğru yanıtıydı. Kalın ünlü harfleri sayan bir öğrenci hangisini bu listeye almalıdır dedik. Ve O harfi sizlerin de gördüğünüz üzere doğru yanıtımızdı. Merak ettiğim konu şu ki eğitim durumlarında bu soruya nasıl bir cevaplama olmuş? Oranları çok merak ediyorum. Ve grafiğimiz ekranda doktora %1, ilk öğretim %7, lisans %66, lise %18, ön lisans %4, yüksek lisans yine %4,
%95 oranında C şıkkında doğru yanıt görürken D, B ve A şıklarında da yanlış yanıtları görmekteyiz. %5 oranında da bir yanlış cevabımız var. Ben bir de şunu merak ettim. Çalışanlar, ev hanımları, öğrenciler bu soruya nasıl bir katılım gösterdi grafik olarak? Onu da ekranlarımızda görmek istiyorum. Acaba şu anda çalışanlar, öğrenciler, ev hanımları nasıl bir katılım göstermiş? Çünkü şu %5'lik yanlış cevabı çok merak ediyorum. Çalışanlar %26 oranında katılırken çalışmayanlar %10 oranında bu yanıtı soruya katılım göstermiş. Emekliler %1, ev hanımı %7, öğrenciler yine %58'lik bir kesimle en yüksek katılımı göstermişler ki %95'lik katılımla herhalde yine en yoğun bölümü öğrenciler üstlendi diye düşünüyorum. Bir diğer sorumuzun hazırlıkları tamamlanıyor. Havuzumuz yine her zamanki gibi sorularımızı karıştırıyor. Ben sizlere gelebilecek bir soruyla ilgili tüyo vereyim. Bir masal düşünün. Mesela nasıl bir masal? Hadi duvarımıza yaklaşalım. Yepyeni sorumuzu ekranlarımızda görelim. Hangi isim 7 cüceler arasında yer alır? A. Çevik, B. Şaşkın, C. Çiftçi, D. Doktor. Hangi isim 7 cüceler arasında yer alır? Ve duyduğunuz üzere süremiz doldu. Bu soruya yanıt hakkınızı kaybettiniz. Eğer yanıtlamadıysanız acaba şıklarımızdan hangileri yanlış, hangi isim 7 cüceler arasında yer alır? Bir fikrin var mı Ruhi? Ben sana dönmek istiyorum. Bu soruyla ilgili bir fikrin var. Peki doğru yanıtı tahmin ettiğini düşünüyor musun? Sevgili izleyenler, Ruhi ben kesinlikle bu soruda eminim, doğru yanıtı biliyorum diyor. Sizlerin de beni mahcup etmeyeceğini düşünüyorum. Bakalım yanlış cevaplarımız nelermiş? D. Doktor, C. Çiftçi, A. Çevik yanlış yanıtlardı. Şaşkın 7 cüceler arasında yer alan bir isimdi. Şaşkın B şıkkımız. Bunda merak ettiğim konu özellikle evliler ve bekarlar. Çünkü evde eşleriyle birlikte yarışanların mutlaka masallara hakim olduğu. Hani en azından çocuklarını okuduklarını düşünerekten bunu söylüyorum. Ve %66 şaşırtan bir katılım var bekarlardan, %34 de evlilerden var. Ben evli oranı daha aslında yoğun olarak düşünmüştüm. Bu soruya katılım gösterenlerin evli ve bekar durumlarına baktık. Şıklarımıza baktığımızda da bayağı bir yanlış yanıt yüzdesi görüyoruz. A şıkkında %4, C şıkkında %7, D şıkkında %12'lik bir yanlış yanıtlama yüzdemiz varken B şıkkında %77 oranında da doğru yanıtı görmekteyiz. Özel bir soru olduğunu düşünüyorum, özellikle şöyle geçmişe doğru götürdüğü 7 cüceler, o dönemin içerisinde birbirinden özel masallar vardı ki hepimiz aslında bu masallarla büyümüş çocuklarız. Şu anki nesil olarak ben gibi 30 yaş ve üzeri olanlar herhalde bunlara çok aşinadır diye düşünüyorum. Evli olanlar da çocuklarını okuyorlardır umarım. Hadi o zaman şöyle duvarımdan birazcık uzaklaştım ama çok da uzaklaşmak istemiyorum. Çünkü yeni sorum ekrana geliyor. Denizaltılarda, tanklarda, siperlerde kullanılan, gözlemcinin gözünü çevirmeksizin çevreyi araştırmasını sağlayan mercekli araç hangisidir? A. Büyüteç, B. Periskop, C. Mıknatıs, D. Mikroskop. Süremiz doldu gördüğünüz üzere. Biraz uzun bir soru oldu herhalde, süre açısından da bayağı zorlayacak bir soruydu diye düşünüyorum. Denizaltılarda, tanklarda, siperlerde kullanılan, gözlemcinin gözünü çevirmeksizin çevreyi araştırmasını sağlayan mercekli aracı sormuştuk. Acaba bu sorunun yanıtı nedir diyorum. Önce yanlış cevaplarımızı görmek istiyorum. Bu şıklardan hangileri yanlış sırasıyla yansın? Mıknatıs, mikroskop, büyüteç yanlış yanıtlardı. Periskop yani B şıkkı doğru yanıtımızdaki şu anda da çok popüler bir uygulama. Aynı zamanda herkesin kullandığı çok fazla üyesi olan. Peki edebiyattan bugün hiç soru almadık. Bir edebiyat sorusunun iyi olacağını düşünüyorum. Havuzumuzdaki edebiyat soruları şöyle bir harmanlansın. Acaba onlardan hangisi duvarımıza gelecek? Ben de yaklaşıyorum duvarıma. Bir edebiyat sorusu istiyoruz. Havuzdaki edebiyat soruları şu anda harmanlanıyor. Ve duvarımıza çıkan edebiyat sorusunu istiyorum. İngiliz yazar Shakespeare'in bir trajedisinden
Laurence Olivier'ın yönettiği ve oynadığı 1948'de 4 dalda Oscar kazanan film hangisidir? Sağlam bir edebiyat sorusu diyebiliriz buna. Süremiz doldu. Bu soruda bayağı bir elenen olacak diye düşünüyorum. Acaba şıklarımız neler? Hamlet, Kral Lear, Venedik Taciri ve İki Şehrin Hikayesi şıklarımız. Bunlardan hangileri yanlış? Birazdan onları yakacağız ve doğru yanıtımızı öğreneceğiz. Acaba Hamlet mi, Kral Lear mı, Venedik Taciri mi, İki Şehrin Hikayesi mi? Hadi o zaman yanlış yanıtlarımız yansın diyorum. Venedik Taciri, İki Şehrin Hikayesi, Kral Lear ve doğru yanıt A şıkkı Hamlet'ti. Bu soruda merak ettiğim konu şu ki kesinlikle mezuniyet dereceleri. Çok fazla merak ediyorum. Acaba mezuniyet derecelerine göre yani eğitim durumlarına göre bu soruya nasıl bir katılım olmuş ve bu oranda yanlış ve doğru yanıtlama yüzdelerimiz nelermiş diyorum. Ve ünlü grafiğimizi duvarımıza istiyorum. Gördüğünüz üzere bayağı bir iniş var. Özellikle ilköğretim %6, lisans %62, lise %24, ön lisans %9. Doktora gitmiş, yüksek lisans gitmiş elenenler arasında. Yani bu soruya katılım gösterememişler. A şıkkında %67'lik bir doğru yanıtımız var. B şıkkında %18, C şıkkında %10, D şıkkında %6 oranlarında da yanlış cevaplarımız var. Gördüğünüz üzere bayağı bir yanlış cevaplama yüzdesi almışız. Bu soruda çoğu kişiye veda etmişiz. O halde bugün ben hatırlamadım Ruhi, bir spor sorusu geldi mi diye sana sormak istiyorum. Ben hatırlamıyorum. Evet, doğru hatırlıyorum demek ki. O halde Tiyom'u da aldınız. Bir spor sorusu, havuzumuzdaki spor sorularından bakalım hangisi gelecek ekranımıza. 5 Dünya Kupası'na katılma başarısını gösteren kaleci Antonio hangi ülkenin kalesini korumuştur? Evet. Güzel bir spor sorusu. A şıkkı Portekiz, B şıkkı Meksika, C şıkkı ABD, D şıkkı Fransa. Ve süremiz doldu. Sizlerin de gördüğü üzere. Bu sorunun yanlış cevaplarını ben de merak ediyorum. Çünkü benim de şu anda özellikle böyle arada kaldığım bir soru oldu. Hatta cevabını herhalde bilmiyorum. Öyle düşünüyorum. Ruhi, senin fikrin ne? Bu soruyla ilgili yanıtı bilmiyorsun. Biliyor musun Ruhi? Ruhi'nin bilmediği soru yok sevgili izleyenler. Bütün soruları biliyor. Kendisi o yüzden çok burada tutuyoruz ama yarıştırmıyoruz onu. Çünkü bu her gece burada kazanabilir yarışmayı diye düşünüyorum. Portekiz, Fransa, ABD yanlış yanıtlarımızdı. Meksika, Ruhi. Şimdi sonuç Ruhi şu şekilde bir hareket yapıyor sevgili izleyenler. Kazandım diye. Ama tabii biz bunu bilemiyoruz çünkü her soruyu sorduğumuzda Ruhi ben bu soruyu biliyorum diyor. Ve cevap yandığı zaman da işte bildim olarak bizlerle paylaşıyor. Sizler göremiyorsunuz, özellikle de soruyorsunuz sosyal medyadan Ruhi bir gün yayına çıkar mı diye. Belki bir gün yönetmenim izin verirse onu burada sizlerle paylaşırız ve size bir sürpriz yapabiliriz. Peki sorumuz doğru yanıtı Meksika'ydı, B şıkkıydı. Bu soruyla ilgili olarak ben evli ve bekarları merak ediyorum. Acaba evli ve bekarlar arasında, yani ev ortamında şu anda bizlerle yarışan evli ve bekarları değerlendirmemize, bekarların daha şanslı olduğunu düşünüyorum soru açısından. Evlilerde özellikle kadınların çok sporla alakası olmadığını düşünüyorum ama doğru düşünüyorum. Bekarlar %74, evliler %26 oranında katılım göstermişler. Şıklarımıza baktığımda bayağı bir yanlış şık cevapları var. A şıkkı %27, C şıkkı %3, D şıkkı %12 yanlış yanıtlar var. B şıkkında %58, Ruhi gibi %58'lik bir grupta bu soruya doğru yanıt vermiş. Evet, şimdi diğer sorumuza doğru geçelim. Sinema sorusu güzel olur diye düşünüyorum. Özellikle babam ve oğlumdan sonra bir sinema sorusu daha iyi giderdi. Tiyomu sizlerle paylaştım. Bakalım film ve sinema bölümündeki havuzumuzdan hangi sorumuz sizlere düşecek? Hadi ekranda onu da görelim. 1939 yılının en iyi film Oscar ödülünü kazanan Rüzgar Gibi Geçti filminde Reed Butler rolünü hangi aktör canlandırmıştır? A.
Frank Sinatra, B. Marlon Brando, C. Clark Gable, D. Elvis Presley. Süremiz doyduğunuz üzere doldu. Meşhur sürede olma sesimiz. Bu şıklardan hangileri yanlış? Ben de çok merak ediyorum. Hemen Ponov'un yanına doğru ilerliyorum. Yanlış yanıtlarımızın yanmasını rica ediyorum bu soruyla ilgili olarak. Bakalım hangi şıklarımız yanlışmış? A, B, C ve D şıklarından yanlış olanların yanmasını istiyoruz. A, D, B şıkkı yanlıştı ve C şıkkımız doğru yanıttı. Buna eğitim durumlarında özellikle göz atmak istiyorum. Acaba mezuniyet derecelerine göre kimler bu soruya katılım göstermiş? O grafiğimizi sizlerle paylaşmadan önce de Ruhi sana döneceğim. Birazdan döneceğim Ruhi sana. Lisans %64, lise %21, ön lisans %14 oranında katılım göstermiş. A şıkkında %17, B şıkkında %29, C şıkkında %38, D şıkkında %16. Birbirine çok yakın yanıtlar var. Bunlardan üçü yanlış yanıt oranı. Ruhi elendi. Bu yüzden rahat bir şekilde yarışabilirsiniz. Bu soruda ben yanlış bildim dedi. Bizleri de şaşırttı aslına bakarsanız. Ama bu soru birazcık aslında ağır bir soruydu diye düşünebiliriz. Oranlardan da bunu zaten görüyoruz. Dilerseniz yepyeni sorumuza geçelim. Yepyeni sorumuz bakalım hangi alandan gelecek? Ben de merak ediyorum. Yeni sorumuz için ben duvarıma geliyorum ama bu sefer sizlere tüyo yok. Sürpriz bir soru olsun. Hadi o zaman duvarımızda yeni sorumuzu görelim diyorum. Umberto Eco'nun Gül'ün Adı adlı romanında bir cinayeti araştırmakla görevlendirilen rahip çömezinin adı nedir? Evet, bayağı uğraştıracak ve sizleri zorlayacak bir soru olduğunu düşünüyorum. Süremiz doldu. A, B, C ve D şıklarından acaba hangileri yanlıştı diyorum. Yanlış cevaplarımız yanabilir mi acaba? Yanlış cevaplarımızı görelim ve sonrasında da oranlarımızı çok merak ediyorum bu soruyla ilgili olarak. Acaba oranlarımız nasıl değişti, ne kadar değişti, kaç kişiyle devam edeceğiz? O halde yanlışları yakalım. D, C, A şıklarımız yanlıştı. B şıkkımız doğru yanıtımızdı. Bu soruyla ilgili olarak şu an itibariyle kaç kişi kaldı gerçek anlamda merak ediyorum. Acaba kaç kişi kaldı yarışmaya? Çok da merak ediyorum. Zor bir soru olduğunu düşünüyorum. Ağır bir soru olduğunu düşünüyorum. Acaba bu soruda herkes mi elendi? Bir kişi mi kaldı? Beş kişi mi kaldı? Bunu çok merak ediyorum. Birazcık sizlerle paylaşsam mı, paylaşmasam mı diye düşünüyorum. Ve hadi paylaşalım. Bu sorudan sonra sadece ve sadece yani bu gecenin kazananı var. Ve onu sizlerle paylaşmak istiyorum. İsmini ben de merak ediyorum. Acaba bu gece şu soruyla birlikte herkesi eleyip tek başına kalan kim diyorum sizlere. Timur Bey desem acaba şu anda bizi izliyorsa bu soruya doğru yanıt vererek kalan tek kişi siz oldunuz desem herhalde yüzünüzde gülücükler açardı. Bu gecenin kazanan yarışmacısı Aydın ilimizden Timur Demir oluyor. Tahmin sorusuna bile kalmadan bu geceyi özellikle tamamlıyor. Çünkü son derece zor bir soruydu ve bu soruya sadece bir kişi yanıt verdi. Tahmin sorusuna bile mutfağa gitmedik. Bugünlük Abdullah Usta'yı ziyaret etmedik ve onun o mutfağını göremedik. Çünkü bu soruda sadece bir kişi kaldı ve o da sizlerle paylaştığımız üzere Aydın'dan Timur Demir. Bu gecenin kazanan yarışmacısı. Kendisini tebrik ediyoruz. Birazdan sesini duyacağımızı düşünüyorum. Duygu ve düşüncelerini ondan alacağız. Çok zorlayan bir soru oldu hakikaten. Ve bağlan ve kazanda tahmine gitmeden finale kalan yani kazanan ilk yarışmacı Timur Demir. Bunu da özellikle altını çizmek istiyorum.
Kendisi tüm soruları doğru yanıtladı ve son soruda sadece kendisi kaldı. Tahmin sorusunu bile yöneltemedik. Acaba şu anda kendisine ulaşırsak Timur Bey'in düşünceleri ne? Onu çok merak ediyorum. Hangi sorularda zorlandı? Yarışmaya nereden katıldı? Etrafında kimler var? Ben de çok merak ediyorum. Acaba sesini duyabileceğiz mi? Bu arada kaybeden yarışmacılarımız için özellikle söylemek istiyorum ki bugünlük üzülmesinler. Çünkü niye? Bağlan ve kazanda her zaman yarışabilirsiniz. Önümüzdeki hafta kısmetse yine sizlerin karşısında olacağız. Telefon sesini duyuyorsunuz. Timur Bey'i arıyoruz şu anda. Alo. İyi akşamlar Timur Bey. İyi akşamlar. Tebrik ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. İçeriden sesler geliyor. Öncelikle şunu sorayım. Şu an itibariyle Bağlan ve Kazan'da tahmin sorusuna gitmeden yarışmayı tamamlayan ilk yarışmacısınız, ilk kazanansınız. Bununla ilgili düşünceleriniz neler? Valla biz haftalardır katılıyoruz. Hep hani tahminde falan çok elendik. İlk defa böyle bir şey oldu. Çok mutluyum. Yarışma başladığından beri her yarışmaya katılıyorsunuz diye duydum. Yanlış duymadım değil mi? Yani sadece bir yarışmaya falan katılamadım. Hepsini takip ettiniz ama tahmin aynen. sorusuna kadar gelip tahmin sorusunda elenmiştiniz. Evet, evet. Bugün kader size döndü. Sizden yana tahmin sorusuna evet. gelmeden bütün yarışmacıları elediniz. Vallahi tebrik evet. ediyorum sizi. Peki şu anda nereden katıldınız yarışmaya? Ev ortamında mısınız? Hayır, şu an arkadaşlarımlayım. Yurttaydım, oradan katıldım. Bir öğrenci yurdunda mısınız? Evet, öğrenci yurdundayım. Kaç kişi var şu anda odada? Şu an 6 kişiyiz. 6 kişi var. Tabii ki yardımcı olmuşlardır. Onlara da ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Emekleri vardır mutlaka. Nasıl buldunuz evet. Bağlan ve Kazan yarışmasını peki? Çok güzel bulduk. Bir hocamızın tavsiyesiyle katılıyoruz. Hı-hı. Yani çok iyiydi. Yani böyle evden, yurttan, işte olduğunuz bölgeden, stüdyoya gelmeden rahatlıkla katılmak çok özel değil mi? Bağlan ve Kazan'ın evet. en büyük farkı bu. Bu şekilde daha rahat bir şekilde yarışabiliyorsunuz. Peki 1000 TL'lik evet. Bimex'ten hediye çekini aldın. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Ne almayı planlıyorsun kendine? Yani şu an bir şey planlamadım ama bakacağım yani. Peki o zaman önümüzdeki hafta için hazır orada yurt ortamında arkadaşların da varken Bağlan ve Kazan'la ilgili bize çok güzel bir video çekmeni istiyorum senden. Kazandığınla tamam, ilgili tamam. bir şeyler söylersin, arkadaşlarının tamam. fikirlerini alırsın. Onları da mutlaka görmek istiyorum çünkü emekleri geçmiştir. Seni evet. de gönülden tebrik ediyorum çünkü çok büyük bir başarı gösterdin. Tahmin sorusuna kimseyi bırakmadın. Uzun zamandır da yarışıyormuşsun. Katıldığın ve bizlerle olduğun için ve aynı zamanda yarışmayı kazandığın için sana çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Yarışmaya devam diyorum. Oradaki arkadaşların da mutlaka katılsınlar. Her hafta çoğalarak yarışıyoruz. Zaten şu an yanımda da ilk haftanın şampiyonu duruyor zaten. Murat arkadaşımızla birlikte katıldık. Orada aynı ortamdan yakaldık. Katılıyorsunuz. Oh çok evet. güzelmiş. O zaman evet. çok güzel bir video istiyoruz biz. TGRT ev ekranlarında yayınlamak üzere. Bağlan tamam. ve Kazan'da tahmin sorusunda kalmadan birinci olduğumu da mutlaka söylersen. Özellikle senin bir farkın olsun onu yansıtalım istiyorum. Haftaya tamam. videonu bekliyorum. Tamam çok teşekkür ederim. Tekrardan tebrikler. Çok teşekkürler. İyi günler. Evet sevgili izleyenler bugünlük de Bağlan ve Kazan'ın sonuna geldik. Çok da şaşırtıcı bir son oldu. Özellikle tahmin sorusuna daha ben mutfağa gitmeden baktık ki bir kişi kaldı ve o da kazanan oldu. Timur Bey'i tebrik ediyoruz. Aydın'a gönderiyoruz 1000 TL'lik Bimex'ten hediye çekini. Bağlan ve Kazan'da yarışmak ve kazanmak işte bu kadar kolay. Önümüzdeki hafta kısmetse yine ekranlarınız karşısında Bağlan ve Kazan'da yarışmak üzere sizleri bekliyoruz. Katılın, yarışın, arkadaşlarınıza, etrafınıza da mutlaka tavsiye edin. Her hafta çoğaldığımız, sayı olarak çok daha fazlaya gittiğimiz bir yarışma programı oldu. Özellikle katılımının kolay olması da sizleri ekrana kilitledi. Önümüzdeki haftaya kadar kendinize çok iyi bakmanızı istiyorum. Şimdilik hoşça kalın, görüşmek üzere.